çınarları, saygıdeğer öğretim üyeleri, değerli hocalarımız, değerli idari personelimiz, kıymetli misafirler ve sevgili öğrenci arkadaşlarım. 132 yıllık eğitim ve öğretim geleneğinin nesilden nesile aktarılarak bugünlere taşınmış değerlerini öğrencilerine aşılayan, onları yarınların iş ve yaşam koşullarını adapte eden köklü bir kurum olan fakültemizin 3. kuruluş yıl dönümüne hoş geldiniz. Törenimize başlamadan önce sizleri başta Ulu Önder, Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere son dönemde ebediyete uğurladığımız üniversitemizin, fakültemizin değerli öğretim üyeleri adına bir dakikalık saygı duruşuna ve saatimizde İstiklal Marşı okumaya davet ediyoruz. Bütün bir
yıl içerisinde neler yaptığımızı veya eksik kalan henüz süre bir takım projelerimizi sizle burada paylaşıyoruz. Bu gelenekselliği bu sene de bozmadık. 2014 Mart ayından 2014-2015 Mart ayına kadar geçen süre içerisinde yaptıklarımızı ve bir sonraki dönemde de şu anda başlamış, devam edecek projelerimizi sizlerle paylaşacağım. Almanca İşletme Bölümünde Serhat Hocam, hocalar PowerPoint olmadan sunum yapamıyor artık diyordu ama bu sunuma gerçekten ihtiyacım var. Benim kendi sunumum olacak Volkan Hocam. İkinci dosya başlayalım. Evet. Birinci kuruluş yılı hatırladığınız gibi belki yine çok geniş bir katılımla Beyoğlu Gençlik Merkezi'nde yapıldı 2012-2013 yılında. Yine geleneksel pastamızı orada kestik, yapacaklarımızı anlattık. Hep beraber projelerimiz üzerinde tartışma imkanı, fikir alışverişiyle önemli imkanımız oldu. İkinci yıl biraz daha geniş bir etkinlikle kutlamak istedik, bir festival havasına sokmak istedik. Bir hafta boyunca yine öğrenci kulüplerimizin de katkısıyla özel sektörden ve sanat dünyasından, spor dünyasından birçok tanıdık ismi burada ağırladık. Öğrencilerimizle beraber, hocalarımızla beraber sektörün duayenleri burada mesleklerini anlattılar. Sektörler hakkında öğrencilere bilgiler verdiler ve yine çok keyifli bir toplulukla hep beraber pastamızı kestik. Bu sene fakültemizde, daha doğrusu ilk sene bir rota çizerken fakültemizin değişim sürecinde olduğunu söylemiştik. 2012-2013 yılı değişim süreciydi. Her türlü operatif işten gelen adamda birçok konuda değişim yapmaya çalıştık. Formlardan, basılı yazılı formlardan, logonun geliştirilmesine, web sayfa tasarımlarına birçok süreç içerisinde değişimler yaptık. İkinci sene farklılık, rekabet üstünlüğü yaratma senesiydi. Değişimi artık farklılık şekline dönüştürebilmek, Marmara Üniversitesi'nin içerisindeki diğer fakültelerden farklı bir takım projelere adım atabilmek, öğrencilere farklı imkanlar sağlayabilmek için çalışmalarımızı sürdürdüğümüz dönemdi. Son sene ise, yine ilk sene yaptığımız sunumda vurgulamıştık, devamlılık ve sürdürülebilirlikti. İkinci senede yarattığımız farklılıkların sürdürülebilir olması, devamlılığını sağlayabilmesi içindi. Ve bu sene yaptığımız çalışmaları dört başlık içerisinde toparlamaya çalıştık. Eğitim-öğretim alanında yapılanlar, konferanslar, seminerler, konuklar ve sosyal faaliyet alanında. Eğitim-öğretim alanında her sene olduğu gibi kronolojik bir sıra takip etmeye çalıştık. Geçen sene mezunlarımızı verdik. Yine özel bir protokolün de katıldığı güzel bir tören oldu. Anadolu Hisarı'nda yaptık bunu. İkinci sene yine sürdürülebilirlik, pardon teknik sorun devam ediyor galiba. Siz oradan devam edebilirsiniz Oğuz Bey, klikleyebilirsiniz. Tanıtım günleri, Marmara Üniversitesi'nin tanıtım günlerine katıldı fakültemiz. Bu diğer senelerde de olan bir tanıtım günüydü. Ancak ikinci katıldığımız fuar, ilk defa fakülte olarak katıldığımız fuardı. Unitec tarafından yapılan fuar. Bu fuarlarda bu seneki katılımımızda çok farklı geri bildirimler aldık. Bir kere benim fuarda katılım süreci içerisinde gözlemlediğim, öğrenciler değil, veliler çok ilgileniyordu konuyla. Ve fakültemizin projelerle basında yer almış olması da öğrenciler kadar, anladığım kadarıyla veliler üzerinde de olumlu bir etki yaratmıştı.
ve herkes sektörle çok iç içe olan bir fakülte. İşte bizim öğrencilerimizin çocuklarımız da şu projeden yararlanabilecekler mi, bu projede yer alabilecekler mi, uluslararası ilişkileri çok kuvvetli olan bir fakülte diye yorumlar yaparak bizim tanıtım desteğimize, masamıza geldiler. Aynı zamanda 10-12 Temmuz içerisinde, haftası içerisinde fakültelerin kendi birimleri içerisinde tanıtım günleri oldu. Ve geçen seneki yaz programı oldukça yoğun geçti velilerin katılımıyla. Her bölüm kendisini detaylı olarak öğretim üyeleri seviyesinde tanıttı. Yeni kayıt dönemi bir sonraki programımızdaki, ajandadaki olaydı. Bu sene keyifli bir anda yaşadık orada. Sayın Rektörümüz ilk kaydı, üniversitenin ilk kaydını, kendi fakültesinde ilk kaydı kendisi aldı. Çok koşuşturmalı bir dönem. Yani mutfakta çalışan çok sevgili idari personelimiz o gün hakikaten tüm dikkat ve çok yoğun emek sarf ediyorlar. Hocalarımız da aynı şekilde o gün bizlere destek veriyorlar. Burada hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Kayıt sırasında geçen sene olduğu gibi yine derneğimizin de katkılarıyla, vakfımızın da katkılarıyla yeni giren öğrencilerimize birer hoş geldin paketi verdik. Geçen senekinden biraz daha farklı bir içerik hazırladık onlara. Ve bu süre içerisinde 3 senedir düzenli olarak yaptığımız, devamlılığını sağlayabildiğimiz ilk databank toplamak oldu. Öğrencilerimizin kayıtları anında onlara verdiğimiz formlarla bir takım kişisel bilgileri yanında aynı zamanda sanat ve spor alanındaki bir takım yetenekleriyle ilgili bilgiler topluyoruz. Ve daha sonra bu databankını kullanıyoruz. Özellikle dekan hocamız voleybol, basketbol, futbol takımlarını oluştururken öğrencilere bizzat geri dönüp geliyorsun değil mi, sen oynuyor musun, takıma geliyorsun diye öğrencilerle birebir ilişki kurabilme imkanı sağlıyor. Dolayısıyla 3 senedir çok düzenli, daha öncekiler de var tabii ama 3 senedir çok düzenli bir databankımız oluştu. Oryantasyon günleri yine 3 senedir düzenli olarak yaptığımız bir organizasyon. Birinci sınıfa gelen, hazırlıktan sonra fakültemize gelen tüm öğrencileri bölüm bölüm toparlayıp onlara bölüm başkanları, mezunlar derneği başkanı, Erasmus koordinatörü, bölüm Erasmus koordinatörü, fakülte Erasmus koordinatörü, dekan ve dekan yardımcılarıyla beraber toplanıp üniversite içerisinde onları neler beklediğini, fırsatları, şansları ve bir takım yönetmekler hakkındaki genel bilgileri onlarla paylaşıyoruz. Bu oryantasyon günleri biz uzun zaman önce başladık ama yakın zamanda rektörün düzeyinde de zorunlu yapılması gereken bir organizasyon halini aldı. Bir sonraki sürdürülebilir projelerimizden bir tanesi de dekanımla konuşuyorumdu. Dekanımla konuşuyorum, öğrencilerle dekanım zaten dekana ve dekanlıktaki diğer tüm görevlere her an ulaşabilir durumdalar ama birebir konuşma, tartışma, sorunları paylaşabilme imkanlarını sağlandığı bir organizasyon oldu bu. Bunun 3 senedir sonuçları çok olumlu olarak geri bildirimlerini alıyoruz. Öğrencilerden çok değerli fikirler geliyor, yenilik önerileri, değişim önerileri. Bir sonraki organizasyonumuz, aktivitemiz yeni. Bu da devamlılık, şu anda devamlılık. 2 senedir üzerinde çalışılan bir projeydi. Nasıl bir şey geliştirelim, öğrencilere nasıl bir farklılık yaratalım, onlara fayda sağlayalım. Ve bu sene hayata geçti. Onun hayata geçmesi sürecinde yine fakültemizin öğrencisi, şu anda da tekniğin başında, Oğuzcan Kutlu çok büyük destek verdi bize. Münif Kariyer portalı açtık. Bu fakültemiz öğrencilerine kariyer imkanı sağlayan bir platform. Yani buraya üye oldukları zaman bir takım firmaların, işletmelerin ilanlarını takip edebilme ve sadece bu ilanlara fakültemizin öğrencilerinin başvurabilmesini sağlayabilmek amacıyla yaptığımız bir aktiviteydi. Bunun yansımını yaptık birkaç ay önce. Yine Oğuzcan Kutlu'nun yardımıyla bir tanıtım filmi hazırladık. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum şimdi. Mevki Kariyer.